Özellikle günümüz dünyasında milliyetçilikte bir yükseliş var. Doğru. Türkiye'de de biz gördük. Şimdi Sayın Bahçeli böyle bir teklifte bulundu. Hı hı. Eğer ki bu gerçekleşmiş olsaydı, İYİ Parti işte MHP ile beraber işte komşuluk beraber hareket etme durumuna girmiş olsaydı, İYİ Parti şu anki mevcut seçmenini konsolide edip götürebilir miydi? Yani biz bu seçmeni nasıl tanımlıyoruz? İşte öyle tanımlıyor anketçiler. Yani çok, Erdoğan karşıtı bu seçmen. Çok, gitmez, muhalif seçmen. Erdoğan, ne Erdoğan karşıtları gördük. Ne oldular işin sonucunda? Onun için götürür. Evet. Yani tamamına yakın belki olmayabilir ama en az yarısı götürür. Çünkü sadece üst kademede değil, o MHP sevdası kadrolarda, teşkilatlarda devam ediyor. Yani oradan ayrılmış olmak ve sahada sürekli siz bir projesiniz, bunlar yüzüne söyleniyor. Çünkü vatandaş çok iyi biliyor evet. neyin ne olduğunu. Siz bir proje partisiniz, burada ne işiniz var şeklindeki adeta suratlara tükürürcesine böyle yapılan konuşmalar çok yaralamış durumda. En az yarısını götürür. Evet. O anlamda bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ben. Ben girmek istiyorum. Bu siyaset psikolojisi de çok önemli bakın. Evet. Şimdi gençlik yıllarınızdan öykücü oluyorsunuz, şekilleniyorsunuz, bir politik endokrinizasyon sürecinden geçiyorsunuz. Artık başka bir insan oluyorsunuz. Yani ben de bir devrimci olarak onu yaşayan biri olarak söylüyorum. Evet. Evet. Artık başka biri oluyorsunuz. İlişkileriniz, arkadaşlıklarınız, çevreleriniz, nişanlılarınız, aileleriniz dönüşüyorsunuz. O ülkücü oluyorsunuz, devrimci oluyorsunuz, Hizbullahçı oluyorsunuz vesaire. Yani tüm siyasal ideolojik hareketler de var bu. O yuva hep orada durur biliyor musunuz? Yani sizin kafanızda, ruhunuzda o yuva hep o şeyde durur, Ukdeniz'de durur. Nereden biliyorum mesela çok da bizim Vatan Partisi'nden ayrılan arkadaşlarımız oldu. Evet. Onlarla ben Sefesto falan takip ediyorum. İşleri güçleri Vatan Partisi mesela. Şunu dedi bunu diye diyorum. Sana ne ayrıldın gittin değil mi? Yani. Evet. Gittin sen başka bir parti kurdun. Gönlü kalmış diyorsun. Yok akıl orada ama. Ya o zor bir şey. Ben onu biliyorum o duygusal anlamda. Onunla bütünleşmişsin. Onunla ihtiyaçların, zevklerin, tercihlerin bütünleşmiş vesaire. Şimdi o yüzden o İYİ Parti falan kurmakla o iş olmuyor. Yani onunla beraber tam Tayyip Erdoğan karşıtlığı vesaire gitmişsin. Bir anda orada da İkbal de yok. İkbal biraz bozar bunu. Evet. Yani bir belediyeler gelse, bakanlıklar gelse, böyle bir paralar, ihaleler falan gelse. Yani son dönemde İkbal biraz bozar onu. O da çok doğru düzgün yok. Yani yerel yönetimlerde hiçbir tane bile belediye başkanlığı almadı değil mi? Nereye aldı? Balıkesir'i mi aldı? İyi Parti. Onu da alamadı. İl olarak içi aldı. Aydın'da ve Samsun'da metropol içi aldı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkücü camia içerisinde en sert eleştiren kimdi kürsüden? Devlet Bey'di. Devlet Bey. Tabii. 15 Temmuz öncesi ama 15 evet. Temmuz tabii, sonrası tabii. Başka nereden nereye dinlenebilecek bir çizgi. En çok destekleyen de işte ne bileyim şu anda düşman oldu. FETÖ hareketi bilmem ne. O yüzden o konjonktüreldir. Ama şeyi çok bunu göz önüne alalım. Yani o İYİ Parti kadrolarının hali pür melalini, onların içinde bulunduğu psikolojik ruh halini de alalım. Bu çağrılar vesaire o yuva. Yani emin olun Bahçeli o konulara çok cevaz vermiyor da hani bir tekil yerleşkenlikte falan yapsalar var İYİ Parti'nin yarısı gider oraya. İYİ Parti ideolojiyi de ortaya koyamadı. Yani nerede olduğunu da ortaya koyamadı. Çünkü biz dedi ülkücülük MHP'de bırakılmadı daha ülkücü olacağız dedi. Asıl marka oradan mı? Kapı açık faaliyet halinde. İşte. Asıl marka orada. Ama bakın şeyde İdeoloji de var. Bakın, bir şey bak Sami abi seviyorum. Şu bak ben Memleket Partisi içerisinde oldum. Kurucusu olarak söyleyeyim. Hepsi gelenlerin il ilçe teşkilatı oluşturan %80-85'i CHP'ydi. Ve genel başkanımız da dahil olmak üzere kafasında bir CHP'ye dönme, orada etkili olma, oraya genel başkan olma süreci hep vardı. Evet. Yani biraz önce dediği çok doğru Erdem arkadaşımız tabii yıllardır parti siyasetin içerisinde Vatan Partisi'nde yani bir gönül kalıyor orada. Doğru. Ayrılmak zorunda kalıyorsunuz doğru. Ama kalıyor. Doğru. Yani orada belki Meral Hanım boyutuyla diyemezsin. Meral Hanım daha evvel işte Doğru Yol Partisi'ndeydi. İşte başka siyasi yapılar içerisinde de bulundu ama o partiyi teşekkül ettiren isimlerin hepsi tabii MHP'nin içerisinden çıkmış etkili olmuş isimlerdi. Peki Sayın Cömert ben biraz CHP üzerinden sormak istiyorum. Bir liderlik anlamında hala kaynıyor tabiri caizse. Kazan kaynıyor. Ne olacak bu? Yani Sayın Kılıçdaroğlu az önce Sayın Çiçek dedi ki işaret, ben onu anladım. İşaret edeceği kişi. Belki gemiyi yanaştırdıktan sonra bir ismi işaret edecek. Sizce içeride parti içerisinde işaret edeceği isim
Hani az önce de konuştuk, CHP'yi kurtarabilecek bir isim mi olur? Yoksa Kılıçdaroğlu gider, başka bir Kılıçdaroğlu mu gelir? Şimdi CHP'yi kurtaracak isim ifadesini kullanıyorlar falan ama CHP isimler mi batırdı da kurtaracak isim olsun yine? Hı-hı. Yani CHP programı falan düzgündü. Her şeyle güzel bir muhalefet izliyordu. Ve sadece isimler CHP iyi yönetemediği için mi? Baykal döneminde böyle değildi CHP. Orada böyleydi. Bakın çok net söyleyeyim ben size. Deniz Baykal tabii daha millici Kılıçdaroğlu'na göre falan ama yani çok temel meselelerde Deniz Baykal'ın tutarlı bir lider olduğunu düşünmüyorum. Yani çok basit bir örnek vereyim çok uzatmadan. Anayasa hukukçusu olduğum için biraz daha iyi biliyorum. Siirt seçimlerini anayasaya soktular. Hı-hı. Anayasaya çok aykırı bir anayasa değişikliği yapılarak yani milletin temsil ilkesine aykırı olarak bir ilde vekil kalmaması durumunda orada ara seçim yapılır diye anayasa değişikliği yapıldı. Kim destek verdi? Baykallar destek verdi. Yani Tayyip Erdoğan'lar iktidara taşıyan vesaire o dönemdeki şey oydu. O referanduma gitmiş olsaydı o süreçte. O zaten Baykal da hep onu söyledi. Ben rahmetli Baykal dedi ki ben o desteği vermeseyim demokrasinin gereğiydi o. Bir referandumla karşılaşmış olsaydık belki altından kalkamayacaktık dedi. Yani orada o karar doğru bir karardı. Yanlış bir karardı. Şöyle doğru hale getirilebilirdi. 2002'yi tartışmayalım şimdi ama. Yani o dönemde şöyle yapılabilirdi. Şey seçildi, Tayyip Erdoğan Siirt'ten seçildi. Ve Abdullah Gül istifasını sundu Cumhurbaşkanı'na. O zaman anayasa 116. madde şu an yürürlükte değil. Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini vermeyip bekleyebilirdi. Daha önce Demirel'e yaptılar. Demirel yaptı bunu mesela. Ahmet Bey bekleyecek miydi? Bekleyecekti. Bekleyecek çünkü MHP yanlış hatırlamıyorsam rakamları düzeltin 8'le küsürle, DYP 9.8'le, evet. Genç Parti 7.3'le baraj altı kalmış. Ve hepsi barajı geçmek üzere olan partiler. AK Parti %33 oy almış ama meclis %65'ini ele geçirmiş. Bu garip durum bir anda ortadan kalkacak, 20 seçim yapılacaktı. Bakın bu o dönemde çok net söyleyeyim AK Parti iktidara getiren kuvvet kimse, Amerika adını da biliyoruz da biz yine kimse diyelim. Aynı zamanda Baykal'ı da Ahmet Necdet Sezer'i de organize halde. Hatta HDP'yi de. Siirt'te HDP aday göstermedi mesela. Tayyip Erdoğan daha rahat seçilebilsin diye. Yani Türkiye'nin başına geçenler, gelenler bir kişi ya da Ahmet Mehmet'ten, Baykal'dan, Kılıçdaroğlu'ndan dolayı olmadı. Bir ideolojik saldırı ya da ideolojik saldırıya direnebilmekle alakalıydı. Yani Amerika o dönemde güçlüydü, Türkiye iktidarını belirleyebiliyordu ve belirledi. Şimdi? Şimdi işte karışık durum. Şu anda Türkiye'de Amerika ile ittifak yapan bir şey varken, muhalefet varken ve buna direnen bir iktidar söz konusuyken ekonomik sıkıntılardan dolayı şu anda iktidarın da bundan vazgeçtiğini görüyoruz. Yani şu anda Amerika'ya Türkiye direnmekten vazgeçmiş tabii ki. Şu anda Rusya ile ilişkilerimize baktığınızda görürsünüz yokluk mertliği bozuyor. Sizin o denge siyasetini bile şu anda izleyemez bir haldesiniz. Niye? Paranız yok. Kriz içindesiniz. O zaman da böyle bağımsız dış politika izleyemiyorsunuz. Muhalefetin yapacağım dediği şeyleri işte biz aman yapmasın falan dediğimiz ekonomik politikaları şu anda Hanif Hanım'la Mehmet Şimşek gayet güzel uyguluyor. Sanki CHP iktidarı varmış gibi oldu yani şu anda yaşanan şey. O yüzden yani CHP'yi kim kurtarır? Valla kimse batırmadı ki kimse kurtarsın. Yani kimin geleceği değil. CHP'yi hangi ideolojik bakış açısı, hangi ideolojik duruş kurtarır? Bakın çok onunla ilgili bir örnek. Yakın bir zamanda Sayın Önder Sabri TV kanalına çıktı, evet. Ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 küsur yıl genel sekreterliğini yapmış. Resmen ikinci adam. Örgütlerden birinci derece sorumlu Sayın Baykal. Rahmetli Baykal'ı genel başkanlığı verim ama kudretli bütün partiyi yöneten bir isim. Tabii. Yöneten bir isim. Ne dedi? O zaman da 2010 Sami abi çok iyi hatırlayacaktır. O dönemde tüzük değişikliği yaptı, evet. Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti'nin tüzüğüyle muadil bir tüzük getirdi. Yani genel sekreterlik yok. Hep genel başkan yardımcısı. Genel sekreter sadece bürokratik işlemleri o yapan, sekreterlik yapan. Tabii. Ve o tüzük değişikliğinden sonra Önder Bey, Deniz Bey ile düşün, ta hukuk fakültesinden gelen bir arkadaşlıkları var Ankara Hukuk'tan ve tamamen Deniz Baykal'a karşı bir noktaya geliyor. Ve o zaman çok ilginç geldi bana. Biz hep şöyle biliyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı işte aday değilim demişti o Deniz Bey'in istifa ettiği noktada. Sonra birkaç gün sonra geçtikten sonra da adayım demişti. Önder Sav, Sayın Sav onu ikrar etti ve şunu söyledi. Ben söyledim kendisine. İlk aşamada aday olmadığını söyle, sonrasında aday olduğunu söyledi. Yani onu Baykal o tüzük değişikliğinden dolayı bir nevi kin demeyin bunu ama siyaseten bir intikam almada diyebiliriz. Karşısına getiriyor.
tamamen dizayn ediyor ama o Kemal Kılıçdaroğlu seçildikten 9 ay sonraki yapılan kurultayda da Önder Bey ve ekibini de tasfiye ediyor. Yani onu söylüyorum, dediği tespit o anlamda doğru. Yani Kemal Bey'le de başlayan bir süreç yok esasında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o son dönemlerinde 2008-2010 süreçte de başlamış bir sıkıntılı dönem olduğu da ortada. Furya tüzük değişikliği furyası Fazilet Partisi'nin kongresinde yenilikçiler Abdullah Gül aday. Evet. Orada rahmetli Oğuzhan Asıltürk divan başkanıydı. Bizzat kendisi kongrede bir tüzük değişikliğine gitti. O tüzük değişikliğiyle gelenekçiler partiye hakim olabildiler. Yoksa kazanıyordu yenilikçiler orada. Tabii orada. Sen bir CHP'de de bir tüzük değişikliği olacak. Tüzük kurultayı olacak aynı zamanda. Tüzük değişikliği de olacak. Bu tüzük değişikliği CHP'de ne yapacak? O tüzük değişikliğinde bir şey yok ki ya. Her zaman dediğim gibi ön seçim. Bakın Kemal Bey gerçekten değişim diyorsa işte değişiyoruz farkında değiller falan gibi açıklamalar yapıyor. Değiştik mi? Sadece şunu söyleyecek ya. Bütün belediye başkanlarımız, üyelerimiz belirleyecek. Ön seçim yapıyor. Genel merkezden hiçbir kimse devreye girmeyecek. Hiçbir MYK üyesi getirip belediye başkanı koymayacak, kupon belediyelere A sen, B sen, C sen demeyecek. Üyeler seçecek. Bodrum'undan bilmem Hakkari'nin belediyesine kadar. Her yerine kadar. Hadi Hodri Meydan yapsın. Bırakabilir mi o gücü? İşte o güç sayesinde şu anda ilçe kongrelerinde netice elde ediyor. Elinde o belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği gücüyle oraları dizayn ediyor. Yapabilir mi? Mümkün mü? Onun için yok aktif üyelik, yok pasif üyelik, yok 3 dönem milletvekili yapan biri daha olmayacakmış. Geçin bunu. 7 dönemdir belediye başkanlığı yapan var, milletvekilliği yapanlar var. Onlar ne olacak? Ya, onun için çok ayağa yere basan şeyler değil bunlar, vaatler değil.